Lice'deki olay sonrası insanlar sokaklara çıktığında Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Kadıköy'de. Yoğurtçu Parkı'nda bunu nasıl yorumlamak gerekir? Bir ilk midir bu yoksa yani Gezi direnişiyle beraber başlamış bir şey midir? Daha önce Nişantaşı'nda oturanlar bir Kürt ilinde yaşanan mezellime karşı sokağa çıkıyor muydu? Belki çıkıyorlardı ama Nişantaşı'nda bu kadar kendiliğinden ve bu kadar görünür eylemler ben daha önceden hatırlamıyorum. Yok. Bu Kadıköy. yenidir. Yani Kadıköy'de Kadıköy, böyle. Beşiktaş bunlar simgesel anlamları olan ilçeler. Yani tırnak içinde solun kendi var olduğu, daha rahat hayatın daha rahat sürdüğü yerlerdi bunlar. Fakat Kürt meselesine ilişkin olumsuz anlamıyla reflekslerin de görüldüğü yerlerde. Cuma akşamı bu bahsettiğimiz mekanlarda çok önemli eylemler oldu. Çok görkemli bir şey yaşıyoruz. Yani Taksim Meydanı'nda 27 Mayıs akşamı başlayan, 31 Mayıs akşamı bambaşka bir hale dönüşen şey aslında bu anlamıyla tam bir kardeşleşme pratiğidir. Türkiye'de yeni bir kapı açılıyor. Aşağıdan bir barış inşa ediliyor ve Tam da eğer bunu biz konuşalım istiyorum. egemenlerin bize bahşedeceği bir şey, bir Pax Romana, bir Pax hani Ottomana istemiyorsak, bir Osmanlı barışı, yani egemenlerin tahakkümü üzerinden bir barış istemiyorsak, bu esaslı bir barışma kapısı açıldığı anlamına gelir. PKK'nın kendi güçlerini çekmeye başlamasının bu demokratik mücadele alanlarında bir rahatlama yol açtığı ve Batı'da aslında 10 yıllardır belki birikmiş bir muhalefetin üstünden bu çatışmaların, şiddetin kalkmasıyla ortaya çıkan bir yeni alaşım diyeyim gündeme geldi. Bunu hesaplamadan, bunu görmeden biz bu kardeşleşmeyi anlayamayız. Sanıyorum Türkiye'de şu soru, yani Gezi olmasaydı bu olur muydu yerine, böyle bir barışçıl dönem açılmasaydı Gezi olabilir miydi diye soruyu sormak lazım. Yani şöyle Lice'ye soruyorsunuz, gönderilen geri selam. çekilme olmasaydı Gezi olur mu diye. Yani bir iki taraf var. Gezi olmasaydı Evet. Lice'ye bu kadar sahip çıkılır mıydı? Diğer tarafı Evet. çekilme olmasaydı Gezi direnişi Evet. olabilir Bu miydi? ikisi birbirini bence tamamladı. Hemen Can Atalay'a soralım. Çekilme olmasaydı Abdullah Öcalan'ın barış projesi yürürlüğe girmeseydi Gezi yine de olabilir miydi? Ya da bu kadar uzun sürebilir miydi? Çatışma ortamı kuşkusuz kitle eylemlerini güçleştirir ama yani ne bileyim ben orada olurdum. Şamil Hocam'ın da orada olacağı kanaatindeyim. Çapı bu kadar büyür müydü bilmiyorum ama yine bir şey olurdu. Lice'de insanları öldürdüler. Diyarbakır'da geleneksel bir demokratik kitle gösterisine muazzam bir şiddetle saldırdılar. Yani aynen Gezi'de yapmaya çalıştıkları gibi yaptılar. Yani belki de şunu diyorlar Kürtlere. Siz bu yöntemle, bu barışçıl mücadele stratejisiyle yürümeye karar verdiğinizden beri Batı kendine gelmeye başladı. Demokrasi mücadelesi derinleşmeye başladı, yaygınlaşmaya, kapsayıcı olmaya başladı. AKP iktidarda kalmak istiyor ve hala uzun vadeli reformcu resmini devam ettirmek istiyorsa reformları yapmak zorunda. Bunu yapmadığı zaman hayat bu döner, kendi ayağına sıkmaya başlar. Bir Türk-Kürt kardeşleşmesi çok açık, pratik olarak yaşanıyor. Yani işte cuma akşamki eylemler, cumartesi günkü eylemler, Gezi Parkı'nda devletsiz bir 11 gün, devletsiz ve metasız, meta ilişkisi olmayan 11 gün çok açık bir Kürt-Türk kardeşleşmesi, aşağıdan bir kardeşleşmeyi gösterdi. Türkiye'deki sol devrimci hareketler açısından Tabii. beklenmedik bir şeydi. Şimdi eğer siz bu kadar kitlesel bir şeyi bekleyemiyorsanız kendinize bakmanız lazım. Yani HDP olabilirsiniz, içinizde 20 tane siyaset olabilir veya sizin dışında 20 siyaset, büyük büyük iddialar olan siyasetler Gezi Parkı'nda götürüp çadırlarını sonradan oraya koymak durumunda kaldılar. Dolayısıyla şu anda bu gelişmenin doğrudan siyasi ve örgütsel sonuçlarını da bu perspektiften görmek lazım. Bu siyasetler belki ortaya çıkan bir dinamizmi biz değerlendirebiliriz diye bakıyorlar ama ortaya çıkmasında pek etkin olamadığın zaman şu anlama gelir biraz. Yani sana ait olmayan, sanayi senin eğitmediğin, senin organize etmediğin orduları savaşa süren sana komutanlar olursun. Buradan ağır bir eleştiri lazım, öz eleştiri lazım. Gezi direnişinin niteliği önüne devletin herhangi bir kanadından, üniversiteden, ordudan, şuradan buradan, devletin yönetici sınıfından hiç kimsenin önüne geçmediği kendiliğinden kitle hareketidir. Bu anlamda geleceğin çok önemli bir yapı taşı kondu buraya. Sol
esaslı bir öngörüsüzlükle davranmıştır. Bunun adını koymak lazım. Anın ihtiyacına yanıt vermek konusunda esaslı bir eksiklik vardır. Fakat sonra şunu da saptamak lazım. 31 Mayıs'ta, 1 Haziran'da en önde direnenler yine bizim arkadaşlarımızdı, devrimcilerdi. Bir kitle hareketi kendini şu anda forumlarda tartışırken bulmuştur. Burada yeni fikirler ortaya çıkabilir. Kolektiviteye doğru gidebilir. Bizim yıllardır halk meclisleri diye önerdiğimiz mesele kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Öz yönetim, yerinden evet. Yönetim. Ama bu buradan nereye gidecektir? Dediğim gibi çarpışan sınıflardan bir tanesinin değirmenine su akıtabilir. Buradaki bütün arkadaşlarımıza, bütün bu tartışmaları yiyen arkadaşlarımıza yine de eskilerden bir ses verelim, tavsiye edelim. Sonunda kapitalizmi ve bunun şu andaki formunu Türkiye'de aşağıya uğratmak, bunu Rönesans'a uğratmak ve canlandırıp ileriye götürmek değil bizim görevimiz. Bu sistemin en azından demokratikleşmesini zorlamak ve esasında onu da aşıp Türkiye'de halkın kendi sözünü söylediği, kendini yönettiği bir düzeni kurması.